Malatya'da 2023 yılı kayısı hasat dönemimiz birkaç gündür başladı. Özellikle rakımın düşük olduğu bölgelerde, ova diye adlandırdığımız bölgelerde mahsulün de kısmen bu bölgelerde az olması hasebiyle de hasat başladı ve erken olgunlaşma gibi bir sorunla da karşı karşıya. Tabii bugün özellikle biliyorsunuz her yıl hasat dönemi başladıktan sonra özellikle kurutmalık kayısının dışında bir de biliyorsunuz meyve suyu firmalarımıza konsantre ürünü temin eden bir il Malatya. Dolayısıyla burada konsantre temini için Malatya'da yaş kayısı alımı yapmak için şu anda istasyonları kurmaya çalışan firmalarımızdan özellikle fiyatlarla ilgili kulağımıza böyle çok anlamsız, absürt, üreticiyi rencide edici, Malatyalıları da ciddi anlamda Malatya üreticisini de kızdıracak rakamlar kulağımıza geliyor. Biz özellikle bugün yine her yıl olduğu gibi bizim bütün amacımız bu ürünü üretip ekonomik olarak da üreticinin maksimum düzeyde üretim maliyetlerinin üzerinde ürününü satmasını sağlayacak şartları oluşturmak. Bu konsantre ürünü ile ilgili sıkmalık diye adlandırdığımız ürünle ilgili her yıl maalesef böyle bir tartışma yaşıyoruz. Ben buradan yine tekrar özellikle bu firmalarımızın üretim maliyetlerini dikkate alarak son zamanlarda enflasyondaki fiyat farklarını gözetip özellikle ilaç fiyatlarının, gübre fiyatlarının yarattığı, özellikle işçi maliyetlerinin yarattığı üretim maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekerek konsantre ürünü temin etmek isteyen firmaların da buna mutlaka bunu göz önünde bulundurup alım fiyatlarını buna göre belirlemesi lazım. Aksi takdirde üretici örgütlenip ürününü satmamak gibi bir kararla bu firmalara da buradan mutlaka bir cevap vermek zorunda kalır. Bu yıl mutlaka üründe kalite kaybının yüksek olmasını aslında firmalar kendilerine bir avantaj olarak görmemeli. Çünkü bizde şu anda zaten endüstriyel ürün dediğimiz kurutulmuş endüstriyel ürünümüz zaten çok yüksek fiyata şu anda yurt dışına pazarlanıyor. Dolayısıyla burada biz konsantre için ürün temin etmek isteyen, yaş kayısı almak isteyen firmaların çok düşük fiyatlara bu ürünü almasına asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla burada mutlaka bu firmaların da Malatya kayısı üreticisini ve bugün dünyanın kayısı üretim merkezi olan Malatya'da üreticinin mağduriyet yaşamaması için de bunu dikkatle ve özenle önüne koyup buna göre bir karar vermeli. Dediğim gibi eğer bugün üretim maliyetlerimizin çok altında saçma sapan rakamlarla eğer konsantre ürünü temin etmek için istasyonlardan alım yapmak isteyen fabrikalarımız burada bir hayal kırıklığına uğrarlar. Dolayısıyla çok düşük fiyatlara, üretim maliyetlerinin altında komik rakamlara bizim meyve suyu fabrikalarına konsantre için verecek bir ürünümüz yok. Dolayısıyla burada konsantre ürün temini için yaş kayısı almak için Malatya'da bulunan firmaların kendilerine mutlaka bir çeki düzen verip üretim maliyetlerinin üzerinde üreticinin mağdur olmadığı bir ekonomik kazançla elde ettiği rakamlara bunu çıkarmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde de burada
konsantre ürün temini etmek için istasyon kuran alıcı firmalarımızı burada bir mağduriyetle karşı karşıya kalıp ürün temin edemeyebilirler. Onun için mutlaka Kayısı'da daha önce de hep ifade ettik. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorduk. Bugün itibariyle de hiçbir şey eskisi gibi değil. Kayısı artık ihracatta 450 milyon dolar kuru kayısı ihracatında hedefleri yakalamış. Bugün dünyada üretim merkezi olarak da bütün alıcıların aslında merkezine oturmuş bir ürün. Buradan bu firma sahibi arkadaşlara da medya aracılığıyla bunu da söylemek zorunda kaldık. Lütfen hasat dönemi başlamışken sizin de ihtiyacınız olan, ki vazgeçilmeziniz olan Malatya'nın kayısının ve ürününün konsantre içinde ne kadar kıymetli bir ürün olduğunu, onlar da farkında olmasıyla bizler de bunun farkındayız. Mutlaka burada üretim maliyetlerini dikkate alarak üreticinin mağdur olabileceği bir rakamla lütfen karşımıza gelmesinler.